Nasılsınız arkadaşlar? 2023 YKS Tayfa. Sesim alabiliyorsunuz galiba. Nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Aranızda mezunlar var mı? 12. sınıf mı? Herkes 12'ye mi geçti? Mezunlar da var. Tamam. Bu sene girenler varsa ek tercihler de başlayacak biliyorsunuz. Ek tercihten de yararlanabilirsiniz bu sene giren arkadaşlar. Ek tercih yapmak istiyorlarsa. Onun dışında 2023 YKS içinde çalışmaları artık ufak ufak. Evet, yoruldunuz mezunlar için. 12'ler için de artık tatil bitti diyebiliriz. Artık Ağustos ayının sonuna geldik. Yani şöyle bir düşündüğümüzde Eylül'ün biri genelde böyle bir eğitim öğretim hayatının başlangıcı diye adlandırılır. Okullar her ne kadar biraz daha sonra açılsa da ki bu sene baktığımız zaman hani önceki yıllara nazaran daha erken açılacak. Haliyle artık başlamamız lazım. Başlamayanlar için söylüyorum. Dolayısıyla 2023 için çalışmalarımızı yaparken de belirli stratejilere, hangi konulara öncelik vermemiz gerektiğine değineceğiz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Aranızda hani üye misiniz vesaire diye soru soran arkadaşlar da olmuş. 2023 için şu an erken kayıt dönemindeyiz ve biz eğitimlere yapay zeka desteğiyle beraber başlayacağız 2023'te. Dolayısıyla tam da aslında Elif sana göre, yani ders çalışmayı bilmeyenler, ne yapacağını bilmeyenler, hangi konuyu öncelikle çalışacağını bilmeyenler, sınavı tanımayanlar için tamamen kişiye özel bir eğitim modeli uygulayacağız arkadaşlar. Burada amaç önce sizi çok iyi tanımak olacak. Size bazı analizler, testler, seviye belirleme sınavları yapacağız. Sistem sizi çok iyi tanıdıktan sonra size özel çalışma yönlendirmeleri yapacak. Size özel bir çalışma programı ile beraber ilerleyeceksiniz. Ve bu program sizin seviyenize, önceliklerinize, sizin derslerdeki durumunuza, derslerin işlenme durumuna, çalışma durumuna, hatta sizin gün içerisindeki sorumluluklarınıza, okul olanlar için okul saatlerine, günlerine ya da tüm gün evde olanlar için uyku saatlerine göre size özel planlanan bir program olacak. Herkes aynı anda aynı dersle başlamayacak. Mesela Elif, işte matematik temel kavramlar çalışırken aynı anda, örnek veriyorum, Zehra matematik çarpanları ayırma ya da fizikte işte atom çalışıyor olabilecek. Dolayısıyla aynı branşlara bile sahip olsanız seviyelerinize göre farklı önceliklendirmeler yapılacak. Burada da bugün bunu konuşacağız. Kesinlikle şunu çok iyi bilmeniz lazım. Herkes bu sınava hazırlanıyor. Evet, milyonlarca kişi giriyor ama hepiniz farklısınız, özelsiniz, teksiniz. Bu yüzden en uygun programın ve en uygun metodun size uygun olması, yani tamamen bireysel olması çok önemli. Herkesin uyduğu bir programa uyduğunuzda ya da herkesin yaptığını yaptığınızda başarılı olamazsınız. Ama sadece kendinize özel çalıştığınızda başarıya ulaşırsınız. Bugün de bunu konuşacağız değerli arkadaşlar. Sıfır olan birine yapmalı, nasıl başlamalı? Bu sistemde sıfır olan arkadaşlara özel yapılacak tiyolar da var. Mesela sen ön hazırlık yaparak başlamalısın Elif. Ama hangi konularda, hangi kazanımlarda sıfırsın? Mesela TYT için Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik, fen bilimleri. Şimdi bunlar bile kendi içinde ayrışıyor. Sen hepsinde mi sıfırsın? Bunun için önce bir seviye belirleme sınavına gireceksin bu sistem sayesinde. Sıfır olan derslerin ortaya çıkacak. Önce ön hazırlık, temel atma eğitimiyle başlayacaksın. Sistem sana onu önerecek ve onun videolarını getirecek. Temelinizi attıktan sonra, yani temel kavramları, temel bilgileri öğrendikten sonra konu anlatım çalışmalarına başlatacak sistem sizi. Ve konu bitimlerinde yapacağı check-up testleri olacak. Check-up testleri sizin öğrenip öğrenemediğinizi test edecek ve ona göre yeni program revizesi yapılacak. Mesela öğrenemediniz diyelim, işte diyelim ki 8 konuluk bir check-up'a girdiniz, 3 tanesini öğrenemediğinizi anladık. O 3 taneyle ilgili mutlaka arkadaşlar bir tekrar dersi getireceğiz önünüze. Bir de sizin unutma hızınızı ölçecek sistem. Şimdi herkesin unutma hızı farklı. Kimi her gün unutur, çalıştığını her gün unutur. Kimi haftada bir unutur, kimi ayda bir unutur. Şimdi unutma hızınız farklı olduğu için yapacağınız tekrar periyotları da değişecek. Bazılarınıza her gün tekrar videosu getirirken, bazılarınıza haftalık ve hangi derslerin tekrarlarını getirecek? Bunların hepsini sistem yapacak arkadaşlar. Üçüncü sene mezun, sıfırda, işte sıfır olmayanlar için de mesela. Şimdi muhtemelen Elif, sen çoğu derste işte orta seviye falan çıkacaksın mesela. Sen de ön hazırlıkla vakit kaybetmeyeceksin. Hatta çoğu dersin sen konu çalışmasına bile gerek duymayacaksın. Birçoğunuzun yaptığı hata bu. Herkes konu çalışarak başlıyor. Ama aslında konu eksiğin yok ve konu eksiğinin olmadığını fark ettiği, sistemin tespit ettiği derslerde ve konularda muhakkak tekrarla başlaman gerek. Zaman kaybını yok etmek için. Bu yüzden demek istediğim bu. Yani bu etapta önemli olan şey senin, sana özel olması. Mesela ileri seviye olan öğrenciler var. Örneğin işte o sene girmiş, o çok az puanla tıp
kaçırmış ve tercih yapmamış. Yani bir iki puana ihtiyacı var. Şimdi ben bu öğrenci en baştan matematik temel kavramlarla başlatmam gerçekten saçma. Şimdi zaten sebebelerimiz sınavına girdiğinde öğrencinin iyi durumda olduğu da ortaya çıkacağı için dolayısıyla ben bu öğrenci eksik olduklarından kolay seviye, orta seviye ve zor seviye olmak üzere üç seviyeli sorular çözdürürüm. Daha çok soru görmesini sağlarım, hız kazandırırım, pratiklik kazandırırım ve bu sayede eksiklerini de öğrenmiş olur zaten soru üzerinden gideceği için ve böylelikle yukarı seviyeye taşımış olurum. Dolayısıyla her seviyeye göre farklı bir eğitim almanız gerektiğini bilmeniz lazım. Şimdi TYT için biliyorsunuz ki herkes için aynı. Yani burada evet fen çalışmalısın Elif. Çünkü buradaki her bir dersin herkes için getirisi eşit. YDT'de girseniz, sayısalcı da olsanız, sözelci de olsanız, eşit ağırlıklı da olsanız hepsinin eşit. Ama tabii ki ben bugün TYT'yi biraz inceleyeceğim sizinle beraber. TYT'de her bir kısımda herkese eşit gelse de bu dağılımlar kendi içinde öncelik sıralaması yapacağız. Dolayısıyla her birinin aslında bir önem puanı var. Çünkü çıkan soru sayılarına baktığınız zaman mesela örnek veriyorum matematikte 40 soru çıkarken fizikte 7 soru çıkıyor arkadaşlar. Haliyle çıkan soru dağılımına göre her bir dersin aslında kendi içinde bir ağırlığı var. Tabii ki ben eşit ağırlık öğrencisine şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sen tabii ki fen çalış ama ağırlığını Türkçe ve matematiğe vermelisin. Hatta eşit ağırlıkçı olduğu için sosyale daha çok yatkınlığın var. Sonra sosyal, son etapta ağırlık vereceğin işte biyoloji, kimya, fizik vesaire. Bunlardan hiç yapmasan da olur mu? Olur. Ama mutlaka yapabileceklerin vardır içinde bir şans var. Ama ağırlığını verme, gidip de günlerce fen çalışma mesela. Ama bir sayısalcının sosyale değil de fene daha çok yatkınlığı var haliyle. Matematik ve Türkçe herkes için ağırlıklı. Onlara ağırlık verdikten sonra fene sonra sosyale ağırlık vermesi daha sağlıklı. Çoğu dersi görmüyorsun. Bu ise biraz önce anlattığım gibi aslında demek istediğim şu. Temel olmayan arkadaşların ön hazırlık yaparak başlaması lazım. Haliyle bu kısımda mutlaka bir sebebeleme sınavına girmeniz ve bu sistemle ilerlerseniz zaten eksiğinizin olduğunu, temelinizin olmadığını fark ettiğimiz konularda muhakkak önce bir ön hazırlık yaptırıp ondan sonra yani temel atıp ondan sonra konu anlatımına başlamanız lazım. Sisteminiz mesela trigonometri konusu önce kolay soru çözüyor. Hepsini bitirince mesela ortaya geçiyor. Ondan sonra ortaya geçtim bilemeden o konuda eğitiyor değil mi? Bir de sorun hepsi size mi ait yoksa 3, 4, 5 gibi yayınlardan. Sorular bize ait öncelikle. Onun dışında da evet kolaydan zora doğru gidiyoruz Sema. Ama şöyle bir şey var. Sen diyelim ki trigonometriden SBS sonucuna göre trigonometride üst seviyeye çıktın. O zaman kolay soru da değil üst seviye yani en üst seviye ne biliyor musun? Hiç soru kaçırmadın. O zaman orta ve zor soru çözdürüyoruz sana. İleri seviyeye çıkarsan kolay, ondan sonra kolayı bitirdin orta, sonra bitirdin zor. Ama dediğim gibi şimdi üst seviyeye çıkan bir insana kolay soru da çözdürmüyoruz. Orta zor soru çözdürüyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Nasıl başlayacağız diyorsunuz? Sorunuzu aslında cevaplıyorum ama hani dedim ya önce temel atacaksınız. Temel attıktan sonra konu çalışacaksınız. Konu çalıştıktan sonra unutmanıza göre tekrar edeceksiniz. Bir programınız olması lazım Elif. Programına gitmen lazım mutlaka. Programında ders ders, konu konu, ne zaman ne yapacağının olması gerekiyor. Temeli ön hazırlık eğitimiyle atacağız. Ben de bundan bahsettim. Burada zaten bizim sistemimizde ön hazırlık videoları var. Senin zaten seviyenin kötü olduğunu fark ettiği konularda sana ön hazırlık videoları getirecek önüne sistem otomatik olarak ve sen ön hazırlık videosu izleyip temel atmış olacaksın. Elif bir gidelim devam edelim sorularını en son alayım olur mu? Biraz konu dağılıyor gibi oluyor çünkü ben şu anda hangi konulara öncelik vermeniz gerektiğini nasıl yapacağınızı öğretiyorum size. AYT kısmına geldik. AYT'de zaten biliyorsunuz herkes kendi alanıyla ilgili olanı çözüyor. Eşit ağırlık öğrencileri için Türk Dil Edebiyatı Sosyal 1 ve Matematik biliyorsunuz. Sayısalcılar fen ve matematik çözüyor. Sözelciler Türk Dili Sosyal 1 ve Sosyal 2 çözüyorlar. Bunun hepsini çözen de var. Vakti kalırsa tabii ki diyor ki hocam ben sayısalcıyım. Ama işte eşit ağırlıkta, eşit ağırlık puanım da hesaplansın istiyorum. O yüzden gidiyor. Matematik ve feni zaten çözmüştü. Türk Dili ve Sosyal'i de çözüyor. Vakti kalırsa tabii ki. 2 puan türde hesaplanmış oluyor. Şimdi bu kısımda yine ağırlık vereceğiniz etapta zaten soruların baktığınız zaman toplamdaki sayısı arkadaşlar aslında her bir branş için aynı. Yani toplamda 160 sorumuz var. Her biri 40 soru. Burada biraz süre
arttırabilmemiz lazım. Süresi yetmeyenler sadece kendi alanını da çözebilirler. Kendi alanını çözdükten sonra zaten diğerlerine hani süre, yani bence 160 dakika gayet yeterli bir süre kendi alanınızı çözeceksiniz. Herkes iki test çözerse bayağı bir aslında fayda görmüş olacak. Yani süre babında, ama TYT'de biraz sürenizin yetmediğini biliyorum. TYT kısmında bayağı bir hızlandırma tekniği lazım size. Bu yüzden ben hep TYT kısmında özellikle çok soru çözmenizi öneriyorum ve programlar hazırlarken de hep buna dikkat ediyoruz. TYT kısmı biraz daha böyle mantıksal akıl yürütme gücünü de ölçen ve mantık soruları, yeni nesil sorular falan da olduğu için orada çok soru çözmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bazı öğrencilerimiz TYT'nin getirisi %40 olduğu için AYT oranla daha az gibi gördüğünden çok önem vermiyor. Ama TYT gerçekten zorlayan bir test olmaya başladı. Tabii ki AYT'nin ağırlığı daha fazla, ama TYT'den de önem derecesini artırıp bol bol soru çözmemiz lazım. Fiyat isteyenler var. Fiyat isteyenler için eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşme şansı tanıyacağız size. Şu an link bıraktı arkadaşımız. Buradan tıklayıp randevu alırsınız. Hem öğrenci koçuyla görüşeceksiniz. Nasıl çalışmanız gerektiğini öğrenmiş olursunuz onlardan. Onlar da eğitimci arkadaşlar. Hem de sistemin detayıyla alakalı da bilgi almış olursunuz. Bu kişiye göre değişiyor Elif. Genelde TYT ile başlatıp 1-2 ay götürüp sonra TYT artı AYT götürüyoruz. Bazı öğrencilerimiz aynı anda TYT artı AYT'ye başlatıyoruz. Biraz önce söylediğim mantığı anladıysan eğer, hepsi kişiye özel olması lazım. Şimdi böyle bir standart bilgi olmamalı. Herkes önce TYT ile başlasın. Hayır. Herkes seviyesine ve kendi yapısına uygun çalışırsa zaten başarılı olacak. Peki size bir soru. Siz diyelim ki bir önceliklendirme yapacaksınız. Sınava kalan zamanınız da azalmış ve her konuya çalışacak durumumuz yok. Siz hangi konulara öncelik verirsiniz? Seviyenizin düşük olduğu konulara mı öncelik verirsiniz? Daha geç öğrendiğiniz, öğrenmesi daha uzun olan konulara mı öncelik verirsiniz? Hani bir an önce şunu öğreneyim, aradan çıksın. Daha hızlı öğrendiğiniz konulara mı? Herkesin yapmakta zorlandığı konulara mı? Sınavda en çok soru çıkan konulara mı? Önem puanı en yüksek olan, yani ağırlığı daha yüksek olan konulara mı? Şimdi şuna A diyelim. Şuna B, şuna C, D, E, F diyorum. Buradan bana söyleyebilirsiniz. Sizce hangi konuları daha öncelikli çalışıp halletmemiz lazım? Sınavda en çok soru çıkan diyen var. Önem puanı en yüksek diyen var. Seviyemin düşük olduğu diyen var. G yok. Hiçbirine mi yani? Daha hızlı öğrendiğimi önceliklendiririm diyen var. Evet, şimdi mantığını anlatalım. Aslında birbirine çok bağlantılı. Şöyle söylüyorum size. Seviyenizin daha düşük olduğu konuları önceliklendirdiniz, tamam mı? Peki bu seviyenizin düşük olduğu konuların ya öğrenme süresi çok uzunsa? Şimdi sınava az zaman kaldı demişim, dikkat ettiyseniz bu soruyu sorarken. Şimdi ya bu konular, diyelim ki burada 5 tane konunuz var. Bu 5 konunun toplamda öğrenme süresi işte 3 ay falan sürüyor bitirmesi. Mouse'la yazıyorum, o yüzden yazı bayağı bir kötü çıkıyor, kusura bakmayın. Ama sınavımızda da işte 2-2,5 ay var. Şimdi sen bunu önceliklendiriyorsun ama yetmiyor, karşılamıyor birbirini. O zaman bunu elerim. Ama mantıklı mı? Mantıklı. Daha geç öğrendiğim konu mantıken aykırı zaten. Daha geç öğrendiğimi niye önceliklendireyim? Sınav az bir zaman var. Belki sene başında şu daha geç öğrendiklerimi önce çalışıp halledip bir kurtulabilirim, ama sene sonuna yaklaştığım zamanlarda şunu önceliklendirirsem, şu da anlattığım gibi 3 ay var, sınava 2 ay var, bunları öğrenmek 3 ay sürüyor, bu yine gider. Daha hızlı öğrendiğim konular mantıklı. Ama daha hızlı öğrendiğim konularda seviyem çok iyiyse o zaman niye önceliklendireyim? Ya da daha hızlı öğrendiğim konulardan sınavda çok az soru geliyorsa yine niye önceliklendireyim? Birbirine çok bağlantılı demiştim. Herkesin yapmakta zorlandığı konular alakası yok. Genelde standart sapmayı herkes bu zannettiği için buna genelde atlayan bir kitle oluyor. Diyor ki hocam, İşte ben matematikte gideyim de permütasyon, kombinasyon, olasılık yapayım diyorum. Ne diyorsunuz? Neden? Çünkü kimse onu yapamıyormuş ya, ben yaparsam daha güzel. Şimdi sen zaten diğerlerini bir yapacaksın. Herkesin yaptığını bir yapacaksın. Ondan sonra net ortalamasına göre, diyelim ki matematikte net ortalaması 10. Sen gidip onun üzerine her çıktığında daha yüksek puan kazanıyorsun. İstersen git bunu permütasyon, kombinasyon, istersen kümeler yap, ister mantık sorusu yap, hiç önemli değil. Senin adedin önemli, soru adedin. Matematiğin kendi içerisindeki her bir sorunun getirisi herkese aynı. İster git kümelerden çöz, ister git oradan buradan çöz. Önemli olan toplamdaki net ortalamasının üzerine çıkabilmek. Net ortalaması 10 mu? Sen onun üzerine ne kadar çıkarsan o kadar yüksek puan.
alırsın. Sınavda en çok soru çıkan konu çok mantıklı. Daha çok soru çıkıyorsa öncelik veririm. Bir taşla kaç kuş. Ama bunun öğrenme süresi çok uzunsa, bunda seviyem çok iyiyse o zaman yine önceliklendirme. Bakın hep bağlantılı diyorum ya. Yani siz bir konuyu önceliklendirmeden önce bunun hızlı mı öğreniliyor, geç mi öğreniliyor? Yani öğrenme süresi. Senin o konudaki seviyen, o konunun sınavdaki soru sayısı ağırlığı. Sen o konuya daha önce çalıştın mı, çalışmadın mı? Şimdi şöyle bir şey var. Demek ki sen gittin o konuya daha önce 8 kere çalıştın ama yine seviyen düşükte kaldı. Bir konu daha var. Seviyen ortalarda ve daha hiç çalışmadın. Şimdi gidersin onu önceliklendirirsin. Daha önce 8 kez çalışıp şans vermişim. Bir tık seviyemi arttıramamışım. Gidip niye ona bir daha şans vereyim? Ona şans vermişim zaten ama diğerine hiç çalışmadan daha orta seviyedeyim. Bir çalışsam ileri üst seviyeye çıkacağım, soru kaçırmayacağım. Bunun gibi mantıkları kurarsanız çok 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 düzenli gitmiş olursunuz. Önem puan dediğim ağırlığı zaten şimdi ona değineceğim. Zaten mantıklı olan bunun daha yüksek olduğu konuları önceliklendirmek arkadaşlar. Uyamıyorsan disipline girmen lazım. Elif, uyabilmek için ne gerekiyorsa yapman lazım. Bu biraz isteksizlikle alakalı bir şey. Yani çalışma programını yanlış oluşturuyor da olabilirsin. Uzman rehberlik desteği alırsan bu konuda, mesela eğitim koçlarımızla görüş, detayları aktarsınlar sana. Sana uygun olması lazım. İşte sen gidip de çok yoğun bir program yapıyorsa uyamaman çok normal. Erteliyorsun. O da dediğim gibi tamamen hani bu kısımda artık isteksizlikle alakalı ama psikolojik destek alırsan bununla ilgili ve sana özel bir sistem olursa zaten çok erteleyeceğini sanmıyorum. Çünkü bu yapay zeka destekli bizim eğitim modelimiz zaten senin yapmadığın durumlarda seni takip ettiği için ve performans takibini yaptığı için hani bizim öğrencilerimizin çok fazla erteleme, boş verme imkanı olmuyor. Çünkü oyun oynar gibi ders çalışıyorsunuz. Sürekli o sistem içerisinde yarışıyorsunuz ve haftalık performans takibiniz, başarı grafiğiniz sürekli artıyor. Arttıkça ve bunu gördükçe de haliyle daha fazla istekli olmuş oluyorsunuz. Melisa, seni çok daha iyi tanımamız lazım bunun için. 12. sınıfa geçtin. Yani TYT çalışıp sonra MYT. Şimdi bunun için güzel bir eğitim analizimiz var. Bence buna bir katıl. Eğitim koçuyla detaylı görüş. Şimdi bu yüzden hani bunu genel geçer kuralı olmadığı için seni çok iyi tanıdıktan sonra sana seviyene bakarak yönlendirme yapmamız lazım. Şimdi mesela derslere bakalım. Biliyorsunuz TYT için matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, dikkat, felsefe derslerimiz var. Her birinin bir öğrenme süresini ve önem puanını hesapladım sizin için. Matematik ve Türkçe'nin fark ettiyseniz önem puanı 33. Yani diğerlerinden daha fazla. Neden? Neden diğerlerinden daha fazla? Neye göre hesaplanıyor bu? 33 nereden geldi sizce? Evet, soru sayısı çok. Aynen Sema. Ha, gördüğünüz gibi 40-40 yani matematik Türkçeden soru sayısı fazla olduğu için önem puanı daha yüksek. Öğrenme sürelerine baktım. Matematiği 100 saatte öğreniyormuşum, Türkçe 52 saatte öğreniyormuşum. Yani sen gidip 1 saat matematik çalıştığında bunun sınava getirisi 0,33. 1 saat Türkçe çalıştığında 0,63 puan kazanıyorsun. Gördüğün gibi sen 1 saat Türkçe çalıştığında daha çok puan kazanıyorsun aslında. Tarih 0,06. Bunlar biraz daha yakın seyrediyor gördüğünüz gibi. Birbirine çok yakın. Şunlar. Dikkat felsefeyi de aynı anda değerlendirme 0,26. Bu tabloya göre saatlik puan getirisi yani bir saat çalışmada kazanacağın puan sınava katkısı en çok Türkçe oluyor. Sonra matematik, dikkat felsefe, kimya, fizik, biyoloji ve coğrafya oluyor arkadaşlar. Bu ne demek? Sen gidip de ağırlığını biraz önce söylediğim gibi işte biyolojiye, kimyaya, fiziğe veriyorsun ama işte eşit ağırlık öğrencisisin. Evet bunlara bence de bak. Evet yap ama ağırlığın matematik Türkçe olsun. Çünkü buradan gelen puan daha fazla. Ve sen bir saat Türkçe çalıştığında 0,63 gibi bir puan kazanıyorsun. Çünkü Türkçenin öğrenme süresi az. 52 saatte bitiyor mesela. Sonra bol bol soru çözmen gerekiyor. Bu yüzden bu mantıkla gitmeniz lazım. Size sorular sordum birkaç tane. Sözcükte anlam 2 saat 20 dakikada öğreniyormuşum. Yazım kurallarını 3 saat 30 dakikada öğreniyormuşum. Sizce arkadaşlar bu iki konunun hangisini önce çalışayım? Hangisi sizce daha önemli? Önem puanı daha yüksek? Bence başlayayım bir an önce. Yazım kuralları diyorsunuz. Tamam. Bakalım. Sözcükte anlam 2,29. Yazım kuralı 1,14. Yani sözcükte anlamdan daha çok soru çıkıyor arkadaşlar. Yazım kurallarından bir ya da iki soru geliyor. Sözcükte anlamdan anlam adına olduğu için üç soru falan geliyor. Dolayısıyla baktığınızda, oranladığınızda daha fazla çalışarak daha az puan kazanıyorsunuz bakın yazım kurallarına.
Bu ne demek biliyor musunuz? Belki çevrenizde size ablalarınız, abileriniz, öğretmenleriniz, yakınlarınız çok değil, verimli çalışmak önemli gibi klişe cümleler kurmuşlardır. Belki arkadaşınız bile bunu demiş olabilir. Belki biz bile demiş olabiliriz. Çok değil, verimli çalışmak önemli. Tamam da hocam, verimli çalışmak ne? İşte bu. Çok çalıştığında gidip 3 saat 30 dakika çalışıp 1.14 puan kazanıyorsun bir tane konuya. 2 saat 20 dakika çalışıyorsun. Nereden baksan hani 1 saat daha az çalışıyorsun, 1 saat 10 dakika daha az çalışıyorsun. 2 katı daha fazla puan kazanıyorsun hemen hemen. Ya bu ne demek? Demek ki çok değil, önemli olan saatlerce çalışmak değil, nokta atışı çalışmak önemli, stratejik çalışmak önemli. Bu sistem bunu yaptırıyor işte size, yapay zeka sistemi. Her bir kazanımın, konunun önem puanını ve öğrenme süresini çok iyi biliyor. Kalan sürede neyi önceliklendireceğinizi size veriyor. Ve sizin buradaki seviyelerinize de bakıyor. Şimdi de şöyle bir şey yapıyor. Şimdi diyelim ki Elif'in yazım kurallarındaki seviyesi çok iyi, tamam mı? Üst seviyede Elif. Bu Elif. Ayşe de yazım kurallarında temel seviyede. Şimdi ne yapıyor bu sefer? Elif burada üst seviyede olduğu için sözcükte anlama gidiyoruz. Elif bu sefer burada temel seviyede. Ayşe burada ileri seviyede. Daha iyi yani. Şimdi sistem buna bakıyor. Önce önem puanlarına göre önceliklendirdi. Önce bir şunu verdi öncelik olarak. Tamam mı? Sözcükte anlamı var. Sonra kişilere baktı. Ha dedi, Elif burada temel seviyedeymiş. Ayşe ileri seviyedeymiş. Şuna gitti baktı. Ayşe burada temel seviyede. Elif burada, ha o zaman dedi, Elif buna kesin çalışsın. Önem puanı da yüksek ve temel seviye. Ayşe burada ileri seviye. Ayşe önce bir şunu çalışsın, şunu halletsin. 1.14 bir kazansın. Zaten Ayşe burayı halletmiş zaten. Buradan Ayşe'ye ben soru vereyim, soru çözsün. Ama şu 1.14 puanı da ekstra, şunu zaten kazanmışım, bir de gideyim bunu kazanayım. Anladınız mı mantığı? Bu yüzden kişilere göre sistem bakıyor, ayırt ediyor ve sana göre olanı öneriyor. Her ne kadar bunun önem puanı yüksekse, yüksek olsa da Ayşe burada ileri ya da üst seviyeye çıktığında bunu zaten biliyor diyor, buradan soru ekliyor, diğerinin konu çalışmasını önceliğe veriyor arkadaşlar. Bakın bu çok güzel bir sistem. Tamamen kişi özel olduğu için de biz bu modelle gurur duyuyoruz ve olabildiğince öğrencimize ulaştırmak istiyoruz. Çünkü devasa bir proje bu. Yani eğitimde çığır açan bir model ve böyle çalışırsak kazanacağız zaten. Gidip herkes aynı şeyi yaparsa başaramaz ki. Bir arkadaşımız dedi ki yıllardır koleje gidiyorum, olmuyor. Eminim çok iyi öğretmenlerim var, eminim çok iyi kaynakların, çok iyi imkanların var. Ama sen ders çalışmayı öğrenemediysen, sana ne zaman ne yapacağını söyleyen, sana özel davranan, seni bireysel hissettiren hiçbir sistem yoksa, ödevlerin bile sana özel değilse, senin yapına göre değilse verim alamazsın. Ya da sana biri gelip Elif bak senin önceliğinin bu olması lazım çünkü senin seviyen böyle, senin öğrenme yapın görsel, sen işte yazarak ve çizerek çalışmalısın, senin sayısal zekan kuvvetli, sen şu dersleri önceliği al demediği sürece kendi kendine bir şeyler yapmaya çabalasan da olmayacak. Çünkü burada önemli olan ne kadar çok okul, dershane görmüş olursanız olun, klasik bir öğrenme metoduyla gittiğimizde birileri başarılı olacak, birileri başarısız olacak. Niye herkes aynı başarıya sahip olmuyor? Çünkü herkes farklı bir eğitim almalı. Herkes aynı eğitimi veriyoruz. Ama hepimiz farklı, parmak izlerimiz farklı, kaşımız, gözümüz, boyumuz, posumuz farklı, öyle değil mi? Hepimiz bu kadar farklıyken nasıl olur da hepimize aynı eğitim verilir ve hepimizin başarılı olması beklenir? Mantıken zaten bir şeyler yanlış gidiyor. Bu model inanın Türkiye'ye çığır açacak bir model. Önce Türkiye'ye, sonra eminim ki dünyaya yayılacak. Çünkü şu anda Türkiye'de piyasada şöyle bir eğitim yok arkadaşlar. Demek istediğim bu. Ha ben burada sadece sistem tanıtımı yapmıyorum. Burada bizle devam edin ya da etmeyin. Bu mantıkla gidin istiyorum. Bu şekilde önceliklendirme yapın. Kendinizi çok iyi tanıyın. Sınavı çok iyi tanıyın. Sınavı tanırken de sınavın sizden ne istediğini bilin. Herkesin yaptığını yapmayın. Kendinize özel olanı yapın. Önce bir seviye belirleme sınavına girin. Seviyenizi görün ve ona göre çalışın istiyorum. Bu yüzden mantığınıza uygun hareket ederseniz zaten başarılı olacaksınız. Ha bunu yapamayanlar için biz buradayız.
Fiyat vesaire soranlar olmuş. Evet, görüşerek bilgi alacaksınız. Ben sadece burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben böyle anlatınca çünkü çok yüksek fiyatlar uçuşuyor kafalarda. Yani şu an dershane fiyatlarını da çok iyi biliyoruz. Ankara'da olduğumuz için çok yakından takip ediyoruz eğitim piyasasını zaten. Yani duyduğunuzda çok şaşıracaksınız fiyatları. Çünkü şu an dershanenin böyle yarısından falan daha uygun fiyatlara denk geliyor ve şöyle bir sistemle hazırlanmış olacaksınız. Bence bu linke bir tıklayıp bilgi alın. Eğitim koçuyla bir görüşün. Sizi detaylı aydınlatsınlar. Bir soru daha. Dil bilgisini öğrenme süresi 2 saat, sözcükte anlamı öğrenme süresi 2 saat 10 dakika. Sizce hangisi daha önemli? Dil bilgisi dediniz. Herkes dil bilgisi mi diyor? Sözcükte anlam. %50 şansımız var, birini söyleyelim işte. Hemen hemen öğrenme süreleri aynı değil mi arkadaşlar? Evet, dil bilgisinin daha az. Yani dil bilgisi çıkıyor sınavda. İşte bu yumuşama, benzeşme vesaire bunlar hep dil bilgisi. Ses bilgisi de bir dil bilgisi. Ama anlamdan daha çok soru çıkıyor. Hemen hemen aynı süre emek veriyorum. Aynı süre emekte sözcükte anlamdan daha yüksek puan kazanıyorum. Bakın bu da çok önemli bir şey. Sen gidip aynı zaman çalışıyorsun. Bunda daha yüksek puan kazanıyorsun. Demek ki bazı kısımda, yani şöyle söylüyorum arkadaşlar, dil bilgisi derken zaten çıkan soru sayısı az. Burada bir iki soru falan çıkamıyor. Sözcükte anlamda çıkan soru sayımız 3 soru, bazen 4 soru. Şimdi zaten anlam sorusunun daha yüksek olduğunu biliyorum. Hemen hemen aynı süre ama gidip dil bilgisine 2 saat ayırıyorum. Burada 2 saat 10 dakika ayırıyorum. 3,6 puan kazanıyorum. Daha fazla değil mi arkadaşlar? O yüzden kesinlikle bu aşamada size önerimiz, yani sürelere baktığınız zaman göreceksiniz zaten önem puanı yüksek olanlara ağırlık vermek. Hadi bir tane daha soralım. Tamam, fiyat kısmı ile ilgili link atacağım size. Matematikten bir soru gelsin. Temel kavramlar, fonksiyonlar. Yine ikisinin de öğrenme süresi aynıymış. Sizce hangisi daha önemli? Evet, artık çözdük biraz daha. Temel kavramları bakar mısınız? 3 kat fazla bir de. 3 kat. Ya bu ne demek? Bakın, temel kavramlardan 4 soru falan geliyor. Fonksiyonlardan bir soru geliyor. Temel kavramları da 4 saatte öğreniyorum. Fonksiyonları 4. Niye buna boş boşuna zaman kaybedeyim? Şunu kesin yapmak zorundayım. Bakın çok soru geliyor. 12,15 önem puanı arkadaşlar. Ne, aylık mı yıllık mı derken? Ücret vesaire soruyorsanız o en son iş. Şu kısmı bir kavrayalım. Ücret bizim için çok önemli değil. Onu en son zaten ben size link paylaşırım, söylerim. Eğitim uzmanını ararsınız. O kısım gerçekten hani halledilecek bir şey. Şu kısmı bir kavrayın önce. Demek ki burada iyi bir ayrım yaparsam, önceliklendirmemi doğru yaparsam daha çok puan kazanıyorum. Yani her şey bir strateji işi. Anladık değil mi mantığı? Strateji. Gidip de en baştan alıyoruz bir kitabı. Ya da gidiyoruz bir dershaneye. Hoca ne anlatırsa onu dinliyoruz. En baştan bir başlıyoruz konuları. Her konuya aynı önemle çalışıyoruz. Her konuda aynı ödevleri yapıyoruz. Ama önceliklendirme yapmıyoruz. Her konu aynı önem derecesine sahip değil ki. Çünkü soru sayıları farklı ve öğrenme süreleri farklı. Dolayısıyla önem puanları farklı arkadaşlar. Yani sınavı çok iyi tanıyacağız. Konuların önem derecesini çok iyi bileceğiz. Ne kadar sürede, kaç puan? Evet, AYT de önemli. Aynen, AYT kısmını incelemedim. Şu an TYT herkes de ortak olduğu için onu incelemek istedim. Herkese hitap etsin diye. Ama bizim sistemimizde zaten AYT'lerin de YDT'lerin de her biri ayrışarak önem puanları ve öğrenme süreleri hazır. Sistem zaten ona göre öneride bulunuyor, biliyorsunuz Sema. Ve bunu gerçekten bilmek çok çok önemli. Peki kendinizi tanıyor musunuz? Sınavı çok iyi tanıdık diyelim ki. Bu konuların önemini biliyoruz tamam, ama nasıl çalışacağımızı biliyor muyuz? Bununla ilgili de öğrenci koçlarımızla görüştüğünüzde size özel ücretsiz bir eğitim analizine katılma şansınız olacak. Benim hazırladığım bir eğitim analizi. Bu eğitim analizinde siz görsel misiniz, işitsel misiniz, dokunsal mısınız? Yazarak mı çalışmalısınız, okuyarak mı, dinleyerek mi? Hareket ederek mi? Sayısal zeka mısınız, sözel zeka mısınız? Dikkat dağınıklığınız var mı yok mu? Stresiniz ne durumda? Hırs düzeyiniz, öğrenme yapınız, okuma hızınız, anlama hızınız, bunların hepsini ücretsiz ölçümlemiş olacağız. Bunun için şu linke tıklayın ve eğitim koçuyla bir randevu alın. Hem dediğim gibi fiyat vesaire, cart curt, bunların hepsini öğrenmiş olursunuz. Hem de bu linke tıklarsanız zaten çıkan WhatsApp hattından bir mesaj çıkacak, onaylayın.
eğitim koçumuzla görüşün ve eğitim analizlerine katılın. Bir de ücretsiz bir demo hesap oluşturduk. Bu yapay zeka destekli eğitim modelini deneyimlemeniz için. Ona da katılıp incelemiş olursunuz. Gerçekten fiyat çok çok avantajlı. Yani şöyle söyleyeyim, şu an dershanelerden fiyatlar uçmuş vaziyette. 15 binden 20 binden falan bahsediyor. Bilmiyorum sizin gittiğiniz dershaneler ne durumda ama hani bu noktada hani şu anda şunu çok rahat söyleyebilirim. İnanın fiyat aşamasında hani öğrendiğinizde de zaten bayağı İyi ki bu eğitim modeli var ve iyi ki bu kadar bize yardımcı oluyorlar diyeceksiniz. Biz her öğrenciye erişebilmek amacıyla uygun fiyatlarla şu an erken kayıt dönemindeyiz ve böyle bir eğitim almanızı sağlamış olacağız. Onun dışında sorusu olan arkadaşlarım varsa soru sorabilirler. Sizler için bir de video hazırladık. Videoyu izleteceğim sizlere. İstanbul Lisesi arkadaşlarım yine eğitimlerle ilgili eğitim programlarının olduğu alanın linkini atar mısınız? 2023 TYT AYT'nin fiyat görmek isteyenler yine oradan baksınlar. Temeli az buçuk varsa ön hazırlıkla değil de olsa konu anlatımıyla başlamak daha mantıklı. Çünkü temelin varsa gidip temel atma eğitimi almana gerek yok. Zaten biz onun ayrımını yapıyoruz sizler için. Senin konulara çalışman lazım. Konu, tekrar, soru, deneme mantığıyla gitmen lazım. Ama önceliklendirmeye doğru yapman lazım. Hani neye ne kadar süre ayıracaksın? Ve ne kadar sürede bir unutursun, tekrar programın nasıl olmalı? Bunları yapman lazım. Tekuzam.com'un sayfasındaki eğitim programları kısmında 2023 TYT programımızın olduğu link var. Orada fiyatlar vesaire yazıyor. Sistem mühendisi arkadaşım onu buraya atarsa 2023 TYT'nin sitemizin linkini. Oradan arkadaşlarımız fiyatı vesaire de görürler. Eğitim programlarının olduğu yerde tekuzam.com'un sayfamızda. Bu sene yığılma olur mu sizce? Tam olarak sorunu anlayamadım. Yığılma derken? Hani baraj puan falan yok, o yüzden çok fazla üniversitelere mi yığılma olur anlamında söylemiştin. Bu linkten tıklayıp fiyat vesaire de görebilirsiniz. YDT'den hangi sene sayısam iştahlıktan hazırlık daha kolay olur. Şimdi Yusra, kolaylık zorluk başka bir boyut. Sen ne olmak istiyorsun? Şimdi YDT bambaşka bir şey, sayısal iştahlık bambaşka bir şey. Sen ne olmak istiyorsun? Önce o sorunun cevabını ver bence kendine. Kolaylıktan ziyade. Çünkü hayatın boyunca o mesleği yapacaksın. Düşünsene emekli olana kadar. Şimdi sen gidip sırf kolay olur diye örnek veriyorum. İşte iştahlık seçtin. Hangi bölüm okuyacaksın? Ama önce hedef belirlemeniz lazım arkadaşlar. Ben işte hemşire olmak istiyorum. Ben mühendis olmak istiyorum. Ben avukat olmak istiyorum. Ben İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Şimdi her birinden gireceğiniz sınav farklı ve önünüzde bir sene var. Önce bunun planlamasını yap Yusra. Ne olmak istiyorsun? Olmak istediğin bölüm hangi alandan alıyorsa ona çalış. Daha kolay, daha zor diye bir şey yok. Çünkü hedefine kilitlenirsen o hedefin için yaptığın her şey sana kolay gelir zaten. Çünkü hedefine ulaşmak isteyen bir öğrenci varını yoğunu ortaya koyar. Sıralım olarak bir yığılma olur mu? Hayır, öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani kötü anlamda bir şey yok. Zaten yerleşenler yerleşti. Şimdi ek tercihler yapılacak. Yani seneye için bu seneki sıralamaların yığılması sizi etkilemez 2023 için. Hani bu 2023'ü etkileyecek bir soru değil. Rica ederim. O zaman hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım tekrar görüşürüz. Bizden dediğim gibi bilgi almak isteyen arkadaşlarımızın da buradaki linke tıklamaları yeterli olacak. Eğitim uzmanları, öğrenci koç arkadaşlar sizlerle görüşecekler. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize. Umarım hepiniz hayallerinizdeki üniversite bölüme yerleşirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Başarılar.